kuraklık. İşte buldum. Ha? Haydi çek şunu. Şu mu? Bunun adı manyetik su bulma çubuğu. Bak. Elimdeki suyu görüp gelmiş olma Hayri. Hem çubukta su mu bulunurmuş Hayri? Neyse canım, suya kavuştum ya. Önemli olan hiç bu. Hiç ağzın sulanmasın. Onlar Basri amcanın. Biz de susamışsındır diye su getirdik Basri amca. Sağ olun çocuklar. Ben de fidan için suyu nereden bulacağım diyordum. O suları içsek sanki daha iyi olmaz mıydı? Malum bu kuraklıkta su değerli. Bakın çocuklar, size bir şey anlatacağım. Benim Ankara'da bir arkadaşım vardı. Basri amcanın arkadaşı da ne ilginç biriymiş. Sahiden, çöl gibi yeri ormana dönüştürmüş. Klima gibi adam, tek başına şehrin iklimini değiştirmiş. Mert, biz de fidan diksek mi? Olabilir aslında, yer de var. Mahalleli de fidan verirse olur bu iş. Hayri, yine mi? Bu kadar su nereye gitti? Fidanlara, sonra fidanlardan ağaca. Ağaçlardan da ormana. Hani bana, hani bana. Sen de susadın değil mi oğlum? Bu kuraklıkta kim susamaz ki? Bu durumda bizim de hatamız yok değil tabii. Ne oldu oğlum? Suyu nereden buldun? Eyvah! Su tankeri! Bunda hiç kalmamış. Mahalleli bir sürü fidan bağışladı. Ama su olmadan fidanları dikemeyiz. Bugün su tankeri gelecekti. Belki ondan alabiliriz. Bekleyeceğiz o zaman. He? O çukurlar niçin? Daha fazla su tutmak için. Yağmur yağdığında akıp gitmeyecek. Buralara su dolacak. İyi düşünmüşsün. Bir damla su bile önemli. Her şeyimiz hazır. Bir de yağmur yağsa. Bizimkiler ne yaptı acaba? Çok merak ediyorum. Bilmem, ben gidip bakayım. Mert! Orada karınca yuvası var, dikkatli ol. Ucuz atlattık. Az daha zavallı karıncalara basıyordum. Bu yuva küçük Mert. Asıl büyük yuvaları yan sokakta. Kamil, ben susadım. Ben de susadım. Ben bir tepsi baklava yemiş kadar susadım. Ben de bütün gün dinlenmeden sipariş götürmüşüm gibi susadım. Ben güneş altında maç yapmışım gibi. Ben de fil gibi. Ben de deve. Deve mi? Develer susamaz ki Hayri. Ben susuzluktan ne dediğimi biliyor muyum Kamil? Kuraklık bitirdi bizi. Gök gürlemesini bile özledim. Bari bir damlacık yağsa. Sonra damlaya damlaya göl olsa. Biz de kana kana içsek. Bilememişiz değerini nasılsa musluktan akıyor diye. Ben dersimi aldım arkadaş. Demek buradasınız. Ne oldu Mert? Lütfen, haberleri dinledim. Yağmur yağacaktı. Hayır. Sanırım bir süre daha yağmur yağmayacak. Ne yapalım? Mecbur bekleyeceğiz. Onun yerine gelip bize yardım etseniz. Ben gelemem. Niye? Kaydırağa sıkıştım da ondan. Baksana kayılmıyor. Yumak. Yumağın ağzında bir şey var. Akın bizi çağırıyormuş. Hem de acil olarak. Thank you.
Oldu. Oluk oluk su akıyor. Boşa gitmesin diye şurada küçük bir baraj yaptım. Biraz da içme suyu ayırdım. Ama su akmaya devam ediyor. Abi, yardımınıza ihtiyacım var. İlk yardım çantasında su da olmalı. İlaç gibi geldi. Abi, fazla vaktimiz yok. Bir şey düşünmemiz lazım. Baraj böyle dayanamaz. Benim baraj doldu arkadaş. Kime diyorum ben? Bırakalım da yoldan aksın. Boşa mı gitsin bu kadar su? Boş ver Akıncığım. Su akar yolunu bulur. Tabii, buradan akar, karınca yuvasına doğru gider. Eyvah, karıncalar. Karınca yuvası mı? Bir şeyler yapmalıyız. Bu sular kontrolsüz akarsa karınca yuvasını doldurur. Benim bir planım var. Hem karıncaları kurtaracağız, hem de suyun boşa gitmesini engelleyeceğiz. Bu durumu lehimize çevirebiliriz. Nasıl? Ben anladım. Karıncalarla yeraltı sularını keşfedeceğiz. Karıncalar? Sonra kuyu açacağız. Tıpkı köylerdeki gibi. Yanlış anlamışsın Hayri. Karıncalarla birlikte buraya büyük bir baraj yapacağız. Adını da Karınca Barajı koyarız. Ne diyorsunuz? Buraya odaklanın. Karınca yuvası mı? Nerede? Tam burada. Peki nasıl kurtaracağız? Bir su yolu yapacağız. Ama nasıl? Aha! Siz o işi bana bırakın. Zaten mahallemize tarihi bir su yolu yapma zamanı gelmişti. Bu büyük eser bizi kuraklıktan kurtaracak. Su yolumuz için en güzel malzemeleri kullanacağız. Hazır elimizdeymişken gökdelen de yapalım mı Hayri'cim? Onu da yaparız Kamil'cim. Siz yeter ki isteyin. Herkesi hayran bırakacak. Biz buradayız. Karınca yuvası burada. Su akmaya devam ederse buradan geçecek. Su yolu yapıp suyu bu tarafa akıtacağız. O kadar su boşa mı gidecek yani? Hayır, su parkı yapacağız. Girişe bir şelale. Tabii boşa gitmeyecek. Yumak, gel oğlum buraya. Bunu Sevim'e götür. Tamam mı oğlum? Suyu fidan diktiğimiz araziye götürebilirsek orayı yeşillendirebiliriz. Ağaçlar da mıknatıs gibi su dolu bulutları çeker. Yaşasın! Ama fazla vaktimiz yok. Hızlı olmalıyız. Hadi öyleyse. Herkes iş başına. Da diktik mi bitiyor? Zaman yetmez sanmıştım ama baksanıza bitti. Ellerinize sağlık. Sayenizde çok fidan dikeceğiz. Sonra su sıkıntımız bitecek. Ağaç varsa su da var. Senin de ellerine sağlık Sevim abla. Aferin oğlum. Sen de bugün çok iyi çalıştın. Evet ama son bir görevi daha kaldı. Artık barajın kapağını açabilirler. Arkadaş, bu ne zor işmiş. Bittim. Ben de bittim.
Hayri'cim? Barajımızın ismi ne olacak? Hayri ve az çok yardım eden Kamil Barajı. Hakkı yenen Kamil Barajı'na ne dersin? Kamil, sesi duydun mu? Karnın mı kurulduyor Hayri? Nerede? Susayınca insanın karnı bile kuruldamıyor. Gök mü gürüldüyor yoksa Hayri? Hayır Kamil, baraj. Dostlar sağ olsun. Benden bu kadar diyor. Nerede kaldılar? Su da gelmedi. Bir sorun mu var acaba? Bilmem. Çoktan gelmiş olmaları gerekirdi. Ben bir gidip bakayım mı? Geldiler işte. Siz geldiniz, su gelmedi. Siz geldiyseniz su neden gelmedi? Su gelmediyse siz neden geldiniz? Haberler kötü arkadaşlar. Kötü bir şey olmadı ya Hayri abi. Baraj dayanamadı. Yani bütün su boşa mı gitti? Eyvah! Ne olacak bu kadar fidan? En azından karıncaları kurtardık. Evet ama fidanlar kuruyacak. Hayri için elma ağacı bile dikmiştik. Elma mı? Sulu sulu. Ne güzel olurdu şimdi. Keşke kaktüs de dikseydiniz. Niye? Bu gidişte burası çöl olacak. Çöl mü? O zaman sokakta kedi köpek yerine deve mi göreceğiz? Serap bile görürüz. Ben şimdiden bir tane görüyorum sanırım. Bize yaklaşan su dolu bir sürahi. Serap değil o, Akın. Size su getirdim. Yağmur yağmadı. Üstüne bir de su getiren tanker patladı. İşimiz çok zor. Bu gidişle bir süre daha suya hasret kalacağız. Yağmur! Yağmur yağıyor!